Ölmüş zaten adam. Feran bunu da öldürmüş. Alındı mı? Ağustos ayında yayınladığı videoda bir dizi sağlık sorunu yaşadığını açıklayan ve hastanede tedavi gören Civan Canova yaşam savaşını kaybetti. 67 yaşında aramızdan ayrılan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen Canova son olarak 3 Kuruş dizisinde seyirciyle buluşmuştu. Usta oyuncu geçen salı son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun ailesinin "Kalbin kalbimizde, elin elimizde, daima ve sonsuza kadar" yazılı çelengi duygulandırdı. Civan Canova için önce İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da tören gerçekleştirildi. Törende 3 Kuruş dizisinin oyuncuları gözyaşlarına boğuldu. Ekin Koç, rol arkadaşı Civan Canova'nın vefatının şokunu yaşadığını söyledi. Topluca ziyaret etmeyi düşünüyorduk. Belki hani iyi gelir diye. Ve bu haberi aldık. Ve o duyguyla geldik buraya da. Yani ben hala şaşkınlığı atabilmiş değilim yani. Biz birkaç güne çıkacak ve hani bir yerlerde buluşacağız diye düşünüyorduk. Çok garip. Usta oyuncu Zafer Algöz tören çıkışı çok üzgündü. 3 Kuruş dizisinde sette karşılaştığımızda hiç unutmuyorum. Vay Dünür'üm, sonunda nihayet bir arada oynayabileceğiz. Dünür olarak da olsa bir arada izlemişti. Allah rahmet eylesin, gerçekten çok üzgünüm. Civan Canova'nın cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sezen Aksu ve Kerem Alışık'ın da çelenk gönderdiği cenaze törenine aralarında ünlü oyuncular Bülent Emin Yarar, Burak Tozkoparan, Ekin Koç, Hatice Aslan, Uras Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Esra Dermancıoğlu ve Nesrin Cevatzade'nin de olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. 3 Kuruş dizisi ekibi cenazede birbirinden ayrılmadı. Esra Dermancıoğlu yaşadığı acıyı paylaştı. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. O kadar. Ne söylemek istersin? Çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Genç oyuncu Leyla Tanlar ilk dizisi Paramparça'da beraber oynadığı Civan Canova'nın cenazesinde oldukça üzgündü. Ben bir şey söylemesem bir şey söyleyeceğim. Şu anda söyleyecek bir şeyim yok yani açıkçası. Gözyaşlarını tutamayan Tanlar'a Esra Dermancıoğlu destek oldu. Usta aktör Menderes Samancılar yakın dostu Civan Canova'ya duygusal sözlerle veda etti. Güzel insandı, güzel oyuncuydu. Mesleği her şeyin önünde gelirdi. Hiç unutmayacağız. Paramparça ve 3 Kuruş dizilerinde beraber oynadığı Canova'nın vefatına çok üzülen Nursel Köse, cenazede yönetmen Cevdet Mercan'a sarılıp gözyaşı döktü. Elinde telefonla ünlülerle selfie çekmek için dolaşan bir kadınsa cenazede büyük tepki çekti. Nesrin Cevatzade selfie çekmek için yanına gelen kadından kaçtı. Ben seni çok seviyorum. Burada çektirmesek ablacığım, ne olur burada çektirmesek. Yani cenazede yapmasak. Hatice Aslan kadınla kibarca konuşarak kimsenin fotoğraf çektirecek durumda olmadığını belirtti. O hanımın çok acısı var şu an. Ne çektirmez? Çok yakın arkadaşımız. O yüzden biraz zor. Üzüntüsünü dile getiren Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun cenaze namazı kılınırken oldukça duygulandı. Allah rahmet eylesin, en güzel yerinde ağırlasın. Amin. Bir gram hakkım varsa da helal olsun ona sonuna kadar. Civan Canova kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uras Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş cenaze arabasının peşinden gitti.